Merhaba dostlar, yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikte videomuzun konusuna geçmeden önce, bu arada tripodumuz gerçekten bir anormallik yaşıyor, olur durmadan önünde değdiği gibi devrilmek istiyor. Evet arkadaşlar, şöyle kargo poşetimizin içerisini açtık. Ürünümüz arkadaşlar aslında el işiyle, el sanatıyla uğraşan arkadaşlar, özellikle evde ufak tefek işlerle lazım olan bir maket bıçağı arkadaşlar sipariş verdik. Şöyle satıcı firma naylonlu poşetin içerisine sarmış, baloncuklu poşetin içerisine. Aslında maket bıçaklarına ihtiyacım vardı. Benim kendi maket bıçağım vardı ama gerçekten plastikti ve eskimişti. Fiyat uygun olunca kargo dahil bir şekilde ikisini birlikte almayı mantıklı buldum. Ama ürün bayağı bir dandikmiş gerçekten. Yorumlara bakaraktan en azından fiyat uygun diye düşünmüştüm. Ama yanılmışım arkadaşlar. Bir alüminyum döküm içerisine bıçak yerleştirilmiş. Şöyle zaten fazlalıklarını bile almamışlar. Ağırlığı yaklaşık bir 30-40 gram ağırlığı var veya yok. Ağırlığı hafif. Alüminyum metal, yani alüminyum döküm bir kaplama içerisine şöyle çok kalitesiz gibi duran şöyle bir metalin içerisine sarılmış. Ürün gerçekten bıçaklar sayılmazsa, yani dediğim gibi bu bıçaklara ihtiyacım vardı. 10 adet bıçak ihtiyacım vardı. Ve bu 10 adet bıçağı sipariş verirken birlikte ikisini firma satıyordu. Tabii ki toplu halde alayım, elimin altında bulunsun. Yani benim evdeki aynı mantıkla çalışan, hatta benim evdeki belki daha önceki videolarımda görmüşsünüz, daha önce kullanmış olduğum ürünü. Bundan daha kaliteli, en azından onun emniyet kilidi var. Bunda emniyet kilidi yok arkadaşlar. Yani en ufak zorlamada içeri kaçabilir. Çalışmalarınız esnasında emniyet kilidi yok. Direkt açılıp kapanabiliyor. Gördüğünüz gibi. Çok basit, dandik. Yani kullanat bıçağı diyorlar ya. Bu bıçaklarla birlikte herhalde bu da ömrünü yitirecek gibi görünüyor. Fena değil. Yaklaşık kargo. Tabi toplu halde aldığım için kargo dahil diyorum arkadaşlar. 12 TL'ye mal oldu bu ürün bana. Bıçaklarla birlikte. Fazlasını bile hak etmiyor. 12 TL'yi bile hak etmiyor. Şöyle bir ürünün sizlere öncelikle metre üzerinden yapısını, ebatını söyleyeyim. Merak edenleriniz vardır mutlaka. Şöyle arkadaşlar metremizi, hatta arka yüzünden göstereyim. Daha sağlıklı olması için. Tam ucundan ölçüyorum arkadaşlar. Uç kısmını görüyorsunuz. Daha tutturmaya çalışıyorum. Denk gelmiyor. Şöyle tutturalım en azından. Evet, böyle daha iyi tutacak. Yaklaşık arkadaşlar 15 santim uzunluğunda, gördüğünüz gibi. Şöyle uzak tutayım. 15 santim uzunluğunda. Şöyle göstereyim arkadaşlar sizlere. Yaklaşık 3 santim genişliğinde en ince kısmı. Tabi şuralarda 4 santime çıkabiliyor. Şöyle bir alüminyum döküm arkadaşlar. Tabi şu fazlalıkları penseyle kesmemiz lazım. Hatta zımparalamamız lazım. Fazlalıklar mevcut. Şöyle bir sona kadar açalım. Buralarda vida var mı? Evet arkadaşlar, tek bir vidayla tutturulmuş. İkinci vidaya yer var mı bilmiyorum. Vida çukurları mevcut. Ama vida tutar mı bilmiyorum. Yani bu bir tek vida. Ne kadar uzun süre tutar onu bilmiyorum. Bu arada gerçekten biraz dengesiz bir ürün. İtiraf etmek gerekirse, evet, dengesiz bir ürün. Yani kendinize zarar vermemeniz gerekiyor. Dikkat etmek lazım. Hani el işlerinize çalışırken özellikle arkadaşlar, emniyet kilidi yok. Yani şöyle bastırarak bir şey kestiğiniz zaman elbette ki içeri kaçacaktır. Bilginiz olsun. Şurada şunu bir çıkarabilecek miyiz acaba? Plastik aksam var. Bu plastik aksam bıçak kırma işine yarıyor mu? Bıçakların ucunu kırmak için yaramıyor galiba arkadaşlar. Öylesine yerleştirilmiş. Çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Bir tornavidadan faydalanmak lazım. Şöyle bıçak ne kadar dışarı çıkıyor? Bıçağın
Sanki bu şekil kilitleniyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Şu şekil olunca evet sanki kilitleniyor. Şöyle bir yapalım. Evet şöyle yapınca arkadaşlar hafif bir kilitleme olayı var. Bilginiz olsun. Ama plastik yapısı ne kadar kaliteli onu bilmiyorum. Zaman gösterecek. Evet dostlar şöyle hafif kilitlenebiliyor. Ama ne kadar sağlam bir kilit bilmiyorum. Şuralarda yamukluğun sebebini bilmiyorum. Bunu düzeltmek için yoksa firma zaten öyle yapmış onu da bilmiyorum. Şöyle bıçağımızın son çıkma halini de sizlere ölçeyim. Ne kadar dışarı çıkıyor bıçağımız. Bıçağımızın hatta şu şekil ölçeyim arkadaşlar. Daha sağlıklı olacaktır. 8 santime yakın bir dışarı çıkma olasılığı var. Ondan sonra beraberinde gelen bıçaklara bakalım arkadaşlar. Şöyle kapattıktan sonra ürünümüzü beraberinde gelen bıçaklarımızı şöyle kendimize zarar vermeden hatta şuranın üstüne yerleştirelim. Bıçaklarımızın yapısını göstereyim arkadaşlar. Eğik büyük bükük olduğu için arkadaşlar şöyle ancak sizlere gösterebiliyorum. Hatta şu şekil. Uç kısmından uç kısmına kadar arkadaşlar 10 santim. Şöyle gösterecek olursak bu arada yaklaşık kalınlığı yani genişliği arkadaşlar 1,5 yani hatta 1 santim neredeyse 1 santim 8 milim 7 milim arası bir kalınlığı mevcut. Bıçağın inceliği de arkadaşlar incedir yani 1 milimin altındadır diye düşünüyorum. Şu şekilde net görülebiliyor mu bilmiyorum. 1 milimin altında bir bıçak kalınlığı mevcut arkadaşlar. 10 adet diye sipariş verdik. 10 adet var mı diye. Bu arada aman kendimize zarar vermeyelim. Elimizde dağıldılar. Bir adet içeride. 2 adet burada. Şöyle. Oldu. Yaklaşık. Evet. 4. 5 adet oldu arkadaşlar. Umarım maket bıçağın üstündekini de saymıyor. 5. Burada da 3 adet mevcut arkadaşlar. 8, 9 evet arkadaşlar maalesef. Maket bıçağının üstündekini de 10 adet olarak hesaplamış firma bilginiz olsun. Yani sizler aslında alırken 10 adet diye sipariş verdiniz. Maket bıçağının üstündeki bıçağı da adet olarak sayıyor satıcı firma. Pardon arkadaşlar hayır. Burada da 2 adet mevcut. 2, 3 ve 4. Şekil birbirine yapışmışlar arkadaşlar. 2 adet şurada. İkişer ikişer ayrıştıralım en iyisi. Evet. 6 7 8 9 10. Hayır arkadaşlar. 11 adet bıçağa sahip oluyorsunuz. Bilginiz olsun. Yani aslında satıcı firma maket bıçağının üstündeki bıçağı sizlere sayı olarak göndermiyor. Onu zaten maket bıçağı ile birlikte gönderiyor. Siz de şöyle bir kutu aldığınız zaman 10 adet bıçağa sahip oluyorsunuz. Yağlı olması iyi aslında. Yağları neredeyse kuruttuk. Yağlamanız lazım arkadaşlar. Uzun süre kullanmayacaksanız. Çünkü biliyorum sık sık tabii ki maket bıçaklarıyla işiniz olmaz. Ve haliyle yağsız kalabiliyor arkadaşlar. Yağsız kalınca bu arada dikkat edin çok keskin bıçaklar bunlar. Kendinizi yaralamamaya özen gösterin. Çocukların bulunmayacağı yerlerde saklayın arkadaşlar. Ve mutlaka yağsız bırakmayın arkadaşlar. Yağsız kaldı mı bunlar çöpe gidiyor bilginiz olsun. Yani şu an ellerim aslında biraz yağlandı. Ama üstlerinde çok fazla bir yağ yok. Mümkünse elinizin altında varsa mutlaka içine birazcık yağ damlatın arkadaşlar. Çünkü bu bıçaklar belirli bir süre sonra pas tutabiliyor. Korozyona maruz kalabiliyor bilginiz olsun. Evet arkadaşlar. Belki merak edenleriniz için yararlı bir video olmuştur. Şöyle çekip paylaşma gereği hissettim. Sürçülisan ettiysem affınıza sığınıyorum. Her zaman dediğimiz gibi bilgi paylaşıldıkça güzel. Paylaşılan bilgi değerlidir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sevgiyle kalın. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Yeni paylaşımlarda görüşmek ve buluşmak dileğiyle sen kalın dostlar.